aydınlatır öğretmenleri, final okulları, özgüvenli öğrencileri, final okulları. Sevgili çocuklar, merhabalar. Dersimiz 1. sınıf matematik. Konumuz tam ve yarım saatler. Peki neler öğreneceğiz? Hadi gelin birlikte bakalım. Analog saatleri öğreneceğiz. Tam ve yarım saatleri, belirli bir olayı ya da durumu referans alarak sıralamayı öğreneceğiz. Çocuklar, öncelikle saat nedir? Saat, gün içinde belli bir zamanı ifade etmeye diyoruz sevgili çocuklar. Peki hiç hayatınızda saat gördünüz mü? Tabii ki de. Evet, değil mi çocuklar? Sevgili çocuklar, sınıfımızın duvarında, kollarımızda, anne babamızın kolunda, arkadaşlarımızın kolunda, meydanlarda, daha birçok yerlerde saat görmüşüzdür. Peki sevgili çocuklar, analog saat nedir? Çocuklar, görmüş olduğunuz bir analog saattir. Görüyorsunuz burada 12'ye kadar ard arda sıralanmış sayılar bulunmakta. Bakın iki tane de kol var burada. Peki çocuklar, şu altta gösterdiğim örnekte dijital saat. Biz dijital saati öğrenmeyeceğiz. Sadece size bir örnek olması açısından buraya yazdım. Peki çocuklar, saatin üzerinde dedik 1'den 12'ye kadar sayılar var. Hadi hep beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Çocuklar, saatin üzerinde birbirini kovalayan iki tane de kol bulunmaktadır. Bu kollardan kısa olanına biz akrep diyoruz. Uzun kola da biz yelkovan adını veriyoruz. Peki çocuklar, akrep olan kolumuz, yani saatin üzerindeki akrep olan kolumuz daha yavaştır ve saati gösterir. Çocuklar, uzun olan yelkovanımız ise dakikaları göstermektedir. Çocuklar, ve yelkovanımız daha hızlıdır. Peki yelkovan 60 defa dönerse, hani aklınızda kalması açısından söylüyorum, uzun olan yelkovan, kısa olan akrep. Akrep saat başlarını gösterir, yelkovan dakikaları gösterir. Akrep daha yavaştır, yelkovan daha hızlı. Örneğin akreple yelkovanı üst üste koyuyorum. Yelkovan, hani aklınıza kalsın, rüzgarı kovan da denebilir. Rüzgar gibi hızlıdır çocuklar. Bakın ikisinin de 12'de evleri var çocuklar. Tam 12 onların evleri. 12'den ayrılırken akrebimiz başlıyor tık 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 gitmeye. Akrebimiz giderken yelkovanımız tam bir tur atıp evine dönüyor ve akrebimiz daha yeni saat, bakın, 1'e geldi. Yelkovanımız da rüzgarı kovan, hani aklınızda kalsın diye diyorum, hızlı 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 dönüp tam bir tur atıyor ve çocuklar, bakın, saat tam 1 oldu. Peki çocuklar, şimdi akrebimiz, bakın, saat başını gösterir demiştik. Bu biraz daha yavaş. Tık 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 ikiye gelirken yelkovanımız tık 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 dönmeye başlıyor. Tam bir tur döndüğü zaman akrebimiz daha yeni ikiye geliyor. Yelkovanımız yine evine geldi çocuklar. Saat 2'yi gösterdi. Peki çocuklar, yelkovanın tam bir tur hareketi 60 defadan oluşuyor. 60 defa demek 60 dakika demektir. Çocuklar, yani akrebimizin 1'den 2'ye gelene kadar 1 saat geçmesi demek, yelkovanımızın da tam bir tur atması demek, tam 60 defa tık 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 şeklinde ilerlemesi demektir ve tam 60 hareketten sonra 1 dakika oluyor. 60 dakika 1 saat oluyor sevgili çocuklar. Pardon. Şimdi tam saatlerle ilgili madem öğrendik, peki diyeceksiniz ki öğretmenim, tam saat nedir? Tam saat, uzun olan yelkovan, yani hızlı olanın hep 12'de durması. Bunun da, bakın, saatin işte 1'e şu şekilde olursa saat 1, bu şekilde olursa 2, bu şekilde olursa 3, bu şekilde olursa 4, bu şekilde olursa 5. Bakın çocuklar, bu şekilde olursa, kısası akrep 6'da, yelkovanı 12'yi gösterirse bu da saat 6 demek oluyor. Bu şekilde dönüyor çocuklar. Peki yelkovan her zaman 12'yi gösterir mi? Evet. Yelkovan her zaman 12'yi gösterecek ki akrebin ucundaki saate bakacağız. Bakın çocuklar, akrebin ucunda ne var? 3. Yelkovana bakıyoruz, 12. Bakın evine gelmiş. Demek ki saat tam 3. Biz buna tam saat veriyoruz çocuklar. Peki
Akrep yengen kovan tam yakalandıkları zaman birbirini kovalıyorlar bunlar. Birbirlerini yakaladıkları yer tam saat ne oluyor? İkisinin üst üste geldiği yer 12 oluyor. Çocuklar bakın günde iki defa birbirlerini yakalıyorlar. Bunu da unutmuyoruz. Şimdi yarım saatlere geçelim dilerseniz. Yarım saatlerle ilgili size söylemek istediklerim var. Peki yarım saatlerde de şöyle bir durum var. Hani hatırlarsanız kesirler konusunda bir bütünden bahsedilmişti. Kesir neydi? Bakın bunu hepsinde, bakın kesir anlatırken bir tam dedik. Bir tam. Tam saat, bir saat 60 dakikadır. Eğer bunun yarısı olursa, bakın şu aşağıda gösterdiğim gibi yarısı olursa yarım saat olur. Bakın 60'ın yarısı 30'dur. 30 dakika burada, 30 dakika burada. Peki o zaman şimdi şöyle hafızamızdan şöyle bir hayal ederek gidelim. Şimdi tam saat olduğu zaman yer kovanımız hatırlarsanız bu şöyle hızlı bir tur atıyordu. Hatırladınız mı? Şimdi yarım saatte de bakın bu, bakın yarım demek değil, yarısı demek olduğu için aşağıya kadar gelir. Aşağıya kadar gelmesi demek yarısına gelmesi demek. Yani yer kovanımız bu defa evine daha henüz ulaşamadı. Bakın 6'yı gösteriyor. 6'yı gösterirse biz buna buçuk diyoruz çocuklar. Buçuk yarım demektir. Bakın bakalım burada saat 12.30. Bakın burada saat 10.30. Bakın çocuklar burada saat 7.30. Burada çocuklar saat 8.30. Sevgili çocuklar bakın burada saat 1.30. Peki sevgili çocuklar tam saatlere baktık mı? 3 saat, 5 saat, 8 saat, 10. Sevgili çocuklar şimdi kulumuz tam ve yarım saatler olduğu için kullarımızı bir atlattık. Peki biraz bitiştirelim mi? Biraz bitiştirme etkinlikleri yapalım mı? Hadi bakalım beraber birazcık alıştırma yapalım. Sevgili çocuklar şimdi final kitabımızdan sayfa 150. sayfayı açalım ve kitabımızdaki alıştırmaları yapmaya çalışalım. Önce saat nedir diye başlamış. Şimdi noktalı yere şu noktalara baştaki örnekteki gibi yazmamızı istiyor. Hadi beraber yapalım. Ali sabah saat 7.30'da uyanıyor. Bakın 7.30 demek 7'yi geçecek. Bakın tam 7'nin üzerinde değil akrep. 7 ile 8 arasında. Yer kovanda 6'da. Saat 7.30. Çocuklar sabah saat bakıyoruz. Bakın evinde yelkovan evinde 12'de. Demek ki bu bir tam saattir. Bakın akrep de saat başını gösteriyordu. Saat 9. Çocuklar bakın akşam saat nokta noktada yemek yemişler. Bakın yine yelkovan 12'de evinde. Akrep bakın tam 8'i gösteriyor. Demek ki bu bir tam saat. Saat 8. Çocuklar gece saat 9.30'da uykuya dalıyor deniyor. Şimdi 9.30 demek akrep 9 ile 10 arasında olacak o küçük olan yavaş hareket eden. Yelkovan o hızlı hareket eden de tam kaçta olacak? Yarım daire dönecek. Aşağıda 6'da kalacak. Yani saat 9.30 bakın burada gördüğünüz gibi. Peki çocuklar neler öğreneceğimizi söylerken size bir üçüncü maddeden bahsetmiştim. Belirli bir olay ya da durumu referans alarak sıralamadan bahsetmiştim. Bu örnekte tam onu anlatabilecek bir örnek. Bakalım sevgili çocuklar bakın sabah burada ne yapmış? 7.30'da Ali uyanmış. Ali sabah 9'da okula gitmiş. Sevgili çocuklar bakın akşam 8'de yemek yemişler. Sevgili çocuklar bakın gece 9.30'da uykuya dalmışlar. Bir düşünün sadece saatler üzerinde 12 tane rakamdan mı ibarettir? Hayır. Şimdi bunu dolaştıktan sonra 12'ye kadar geldikten sonra dolaşması devam ediyor. Ve gününü aslında 24 saatte tamamlıyor sevgili çocuklar. Bir gün normalde bu görmüş olduğunuz 12 saat değil 24 saattir. Peki çocuklar nereden anlıyoruz? Bakın burada sabah 7.30'da uyanmış. Bakın akşam 8'de yemek yemiş. 7.30 sabah, 8'i de sabah gibi düşünebilirsiniz ama değil akşam. Bakın 9'da sabahta sabahleyin okula gitmiş. Bakın 9.30'da gece olmuş sevgili çocuklar. Bakın sabah gibi düşünebilirsiniz ama değil.
Demek ki hem sabah 9 var, hem gece 9 var, hem sabah 8 var, hem akşam 8 var diye düşünmemiz gerekiyor. O zaman çocuklar, akrep her saat başına 2 defa gelir değil mi? 2 defa 1 olur, 2 defa 2 olur, 2 defa 3 olur, 2 defa 4 olur şeklinde sıralayabiliriz. Peki çocuklar, şimdi elimdeki saatimi bırakıyorum, sevimli saatimi. Şimdi örneklerime devam ediyorum. Aşağıdaki saatleri okuyunuz, okuduğunuz saatleri noktalı alanlara örnekteki gibi yazınız diyor. Önce bakın, akrebimiz ve yelkovanımızı hatırlatıyorum. Akrep pembe olanı, yelkovan mavi olanı. Bakın yelkovan tam 12'de evinde duruyor. Bir tam saat 4. Kendi örnek vermiş kitap. Bakın akrep ve yelkovanımız var. Yelkovanımız bakın 6'da yarım daire dönmüş. Yani buçuk. Akrebimize bakıyoruz. 1 ile 2 arasında. 1'i geçmiş. 1,5. Çocuklar bakın, akrebimiz 9'da. Yelkovanımız yine evinde. 12'de saat 9. Çocuklar bakın, akrebimiz 6'da. Yelkovanımız yine evinde. 12'de yani saat 6. Çocuklar bakın, akrebimiz 4 ile 5 arası, 4'ü geçtiğine göre dörtlü bir şey söyleyeceğiz. Yelkovanımız yarım daire dönmüş. 6'da yani saat 4,5 çocuklar. Çocuklar şuraya bakalım. Akrebimiz 11 ile 12 arası, akrebimiz saat başlığını gösterir, unutmayalım. 11'i geçtiğine göre bakın yelkovanımız yarım daire dönmüş. 6'ya gelmiş. 6 demek buçuk demekti. 4,5 diyoruz. 11,5 diyoruz. Sevgili çocuklar buraya bakalım. 9'u geçmiş. 9,5. Çocuklar bakın 12'de tam saati gösteriyor. Saat tam 2. Sevgili çocuklar 5 ile 6 arasında akrebimiz, yani 5'i geçmiş. 5'ten daha fazla. Bakın yelkovanımız mavi olanla yarım daireye kadar dönebilmiş. Demek ki buçuk demek. Bu saatimiz 5,5. Devam ediyoruz sevgili çocuklar. Şimdi bir de bu tarz sorular karşımıza çıkıyor. Bu tarz sorularda da çocuklar saatleri veriyor. Bize üzerine akrep ve yelkovanı doğru çizmemizi istiyor. Hadi beraber başlayalım. Saat 5. Bu bir tam saattir sevgili çocuklar. Saat 5 olduğuna göre yelkovanımız evindedir yani. Saat bakın, küçük olan akrep 5'te, büyüğü 12'de. Saat 10, bu da bir tam saattir. Yelkovanımız yine 12, evine varabilmiş büyük olanı. Küçük olanı 10'da. Çocuklar saat 12,5. Demek ki hızlı giden yelkovanımız yarım daireye gelebilmiş. Yani uzun olanı 6'da, kısa olanı 12'de olacak. Sevgili çocuklar saat 3, bu da bir tam saat. Yelkovanımız yine 12'de evine gitmiş. Saat başı da akrepte 3'ü gösteriyor. Sevgili çocuklar saat 7, akrebimiz 7'yi gösterecek. O hızlı giden yelkovanımıza tam bir tur atıp 12'ye gidecek. Ve saatimiz bakın 7. Saat 9,5, akrebimiz 9'da olacak. Yavaş hareket eden kısa olan. Hızlı olan da 6'da yani yarım daire dönmüş olacak. 9,5. Sevgili çocuklar bakın burada 6,5 yazıyor. 6,5'u nasıl yapacağız? Akrebimiz 6 ile 7 arasında olacak. 6'yı birazcık geçecek. Yelkovanımız da buçuk yani yarım tur attığı için bakın görüyorsunuz burada 6'yı gösteriyor. Saat 8,5. Sevgili çocuklar bir bakalım. 8 ile 9 arasında olacak akrep. Yelkovan da tam olarak 6'yı gösterecek. Çocuklar saat bakın 6 diyor. Bu bir tam saattir. Tam saatlerde hatırlayın, uzun olan, hızlı hareket eden yelkovanımız tam bir tur atıp 12'ye geliyordu. Akrebimiz de 6'da oluyordu. Şimdi diğer etkinliğe geçelim. Çocuklar burada sevimli bir etkinlik var. Çok da eğlenceli bir etkinlik. Severek yapacağınıza inanıyorum. Şimdi burada maymunlarımız var ve bunlar bir oyuncakçıdalar. Bunların, bu renk maymunların bir indirim saatleri var. Biz indirim saatlerini saatleriyle aynı renk boyayıp eşleştirmemizi istiyor. Hadi beraber yapalım. Şimdi mesela saat 5'te indirim var. Peki hangisi saat 5? Çocuklar bakın işte aynı renge boyadı. Saat 3,5'da indirim var. Sevgili çocuklar hangisi? Burada. Peki yeşil maymunumuz saat 10'da indirimi var. Sevgili çocuklar bakın burada. Saat 12,5'da sarı maymunumuzun indirimi var. Bakın görüyorsunuz burada. Peki mavi maymunumuz beğendiniz mi? Saat 9,5'da indirime giriyor. Bakın 9,5'da burada. Peki en son bir renk maymunumuz kaldı. Saat 6'da diyoruz. O da burada.
Peki sevgili çocuklar, şimdi ders kitabımız bitti. Şimdi pekiştirme kitabımızı açıyoruz. Sayfa 51'deki etkinliği yapmamız lazım. Şimdi burada bir karıncamız var. Karpuza ulaşması gerek. Onu ulaştırmamız için bana yardımcı olmanız gerekiyor. Hadi beraber tekrar tekrar ederek onu ulaştıralım. Şimdi saat 3, tam saat. Bakın bu uzun olan yelkovan 12'de, bu da tam saat. Bakıyoruz saat kaçmış? 6'ymış. Çocuklar bakın, yelkovanınız yarım dönüş yapmış. Buçuk, kaç buçuk? Biri geçmiş, 1.5. Sevgili çocuklar bakın, yelkovanımız uzun olan, hızlı hareket eden yine evinde. 12'de saat kaç? 2. Çocuklar bu yine tam saat. Bakın uzun olan yelkovanımız yine evinde. Demek ki saat 10. Çocuklar yelkovanımız yine tam turunu atmış, yine evinde. Saat bakın 1. Çocuklar bakın uzun olan yelkovanımız yarım daire dönebilmiş. Bu buçuklu bir saattir. 12 geçtiği için 12.5 diyoruz. Çocuklar bakın bu yarım tur atabilmiş yelkovan uzun olan. Saatimiz 7.5. Çocuklar yine bakın uzun olan kol yelkovan yarım tur atabilmiş. Bu da yine 1.5, 4.5. Son bir etkinliğimiz var sevgili çocuklar. Bu da kendimi test ediyorum. Şimdi kendimizi test edecek 3 tane sorumuz var. Bunlara yoğunlaşalım. Şimdi yandaki tabloda bir oteldeki kahvaltı, öğle ve akşam yemeği saatleri verilmiştir. Bakın kahvaltı 7.30, öğlen yemeğini 12'de veriyormuş bu otel, akşam yemeğini de 7'de veriyormuş. Şimdi aşağıdaki analog saatler, analogun ne olduğunu biliyoruz, bu saatlere analog saat denirdi. Şimdi bunlardan hangisi bu saatlere aittir diyoruz. Şimdi bu saate bakıyoruz, bu bir tam saat 8. Bu saate bakıyoruz yarım saat 7.30. Bu saate bakıyoruz yine yarım saat 10.30 dönmüş. 12.30 diyoruz. Şimdi 8, 7.30, 12.30. Peki burada ne var? 7.30 var. Evet. Peki burada 12 var. Burada 12.30 var. Eledik. Akşam yemeği 7 diyor. Bu 8. Bunu da eledik. O zaman cevabımız hangisiymiş? 5 şıkkıymış. Peki ikinci soruya geçelim. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Çocuklar bu tarz sorular da karşımıza çıkıyor test çözerken. Şimdi bakıyorum. Bakın yarım dönmüş yelkovan. Buçuk. Bakın bu da nedir? 7 ile 8 arası. Bu 1.5. Bu da 4.5. Şimdi 8 ile 9 arası bu. 8-9 arası 1.5-4.5. Şimdi baktığımızda hangisi doğrudur diyor. Elbette cevap A olarak görüyoruz. Çocuklar 3. soruyu çözelim. Akrebi 4 ile 5 arasında yelkovanı 6'nın üzerine. Bakın yelkovan 6'nın üzerinde demek yarım daireydi. Hatırlayın, buçuk demekti. Olan saatin gösterdiği zaman aşağıdakilerden hangisidir? Evet, buldunuz. Evet, 4.5. Beni dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum çocuklar. Dersimiz bitmiştir. Aydınlatır öğretmenleri, final okulları, özgüvenli öğrencileri, final okulları.